kapısına güzel. Korkuyorum aslan. Korkma. Kapasana gözü. Nereden çıktı şimdi? Aslan sen hangi ara nasıl bunu? Çünkü kaydettim aşığın bu sesi. Kapat gözünü, devam et. Kapa gözlerini bak. Bugünü değil, yarını değil. Dünü değil. Geleceği düşün bakayım. Böyle 5 yıl sonrası mesela. Ne yapıyoruz mesela? Neredeyiz? Ne durumdayız? Buz pistindeyiz. Sen, ben, oğlumuz. Oğlumuz muymuş? Evet. Adı ne? Bilmiyorum aslan. Hemen bölüyorsun hayalim, bir dur. Peki tamam. Ne yapıyoruz buz pistinde? Sen sürekli düşüyorsun. Ya. Yani hayalinde bile illa çanağımı kırdıracaksın. Başka? Çocuğumuz ne yapıyor? Bize gülüyor. Öyle güzel gülüyor ki bir de aslan. Sana benziyor, masmavi gözleri var. Çok güzelsiniz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzel olacağız. Çok güzel olacağız. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Bana bak Aslan. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Eğer yarın ölürsen gebertirim seni. Duydun mu beni? Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Yok artık. Ulan bu da mı buradaydı? Aa, biz bununla ne oynardık be? Aslan ya, inanılmaz. Sonra niye böyle olduk değil mi? Bak bak, heyecana bak ya. Ben savunan taraftım yavrum. Ben saldırmıyordum. Kılıç sallayan Cihan'dı. Tamamen uyduruyor. Tam tersi, o Cihan'ı kovalardı kılıçla. Hiç şüphem yok. İyi artık, sıpayla oynarız. Aa, asla. Evimize bu oyuncaklar asla girmeyecek, biliyorsun değil mi? Aa, bu abimin ortaokul karnesi. Hepsi pek iyi. Ne sandın kızım? O var ya, tam bir zeka küpüydü ha. Harbiden çok zeki bir abim vardı senin. İstese memur bile olurdu. Aa! Cihan'ın yapbozu mu bu? Bakayım. Evet. Babaannem vermiş onu. Ama bunun parçası eksik. Bu daha ilk gün kaybetti onu bir daha da. Hiç yapamadı o yapbozu. Annemin fotoğrafı. Aa, yapboz. Yapboz burada. Aa. Kim? Öyle hiç bulamadım ona bak. Biliyor musun? Eksik olan parçayı koy da. Cihan tamamlansın.
Ölü. Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim. Bizi ölümle sınadı. Ama aynı hayat bize yeniden aile olmayı öğretti. Yeniden el ele tutuşmamız gerektiğini, yeniden kenetlenmemiz gerektiğini öğretti. Ve kardeş bak bunu başaran sensin. Ömrümüzün sonuna kadar en kıymetlimiz olarak kalacaksın. Tamam mı kardeşim? Evet, 20. haftamıza girdik. Bugün ayrıntılı ultrasonda iç organlarını da görebileceğiz. Süper. Nasıl hocam durum? Şimdilik yani şu ana kadar nasıl? Ya dur be dur. Darlama hemen adamı. Bebeğin sağlığı gayet iyi. Vay güzel maşallah. İç organları da sağlıklı. Bebeğin pozisyondan ötürü cinsiyetini görememiştik en son. Bugün de göremiyor muyuz yoksa? Bugün gayet açık ve net. Dur, dur. Görüyor muyuz yoksa? Kız olacak, kız. Veya dur, sen söyle, sen söyle. Ya bilmiyorum asla. Sen söyle, çabuk. Söylesin, tamam doktor söylesin hadi. O zaman son kararını söylüyorum. Bir şey yap, erkek. Söyle hadi, söyle, erkek. Söyle. Bir oğlunuz olur. Erkek, erkek. Erkek, erkek. Aslan. Hissediyordum ya, hissediyordum valla. Aslanım benim. Babasının prensi, babasının yakışıklısı, öyle. Babasının oğlu, yiğidim, aslanım. Bak ya ne kadar ayıp ya. Oldu olacak erkek adamın erkek çocuğu olur de bari. Bak şimdi bak bir şey söyle. Erkek geldi, gelişinden belli. Hormondan belli zaten erkek olacağı, anlatabiliyor bak. Muyum? Bak. Duf duf duf. Duf duf. Sıkıntı mı var? Ne oldu? Hocam. Hocam. Öngördüğümüz bir durum söz konusu maalesef. Konuşsak iyi olur. Dediğim gibi saldırı sonrasında beklediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Doğum ve gebelik sürecini olumsuz etkileyecek uterin arterde bir çentik tespit ettik. Hocam ne demek istediniz ya bu telin alter? Ne demek o? Bakın şurada. Anne rahmini besleyen damarlardan birisi bu. Pulmoner hipertansiyonun ağırlaşması burada bir direnç artışına sebep olmuş. Bu da rahme giden damarlardaki kan basıncının bozulması anlamına geliyor. Şu an başlangıç seviyesinde. Ama ilerleyen safhalarda bu direnç daha da artacak. Sizin için de bebek için de hayati tehlikesi olan bir durum bu. Artık ilaç tedavisine de başlamamız gerekiyor bu sebeple. Sizden birkaç test daha isteyeceğim. Sonrasında detaylı oturup konuşacağız. Ama bilmelisiniz ki ilerleyen safhalarda şikayetleriniz daha da artacak. Normal bir gebelik değil artık bu. Mide bulantısı, baş dönmesi, kuru öksürük. Umarım olmaz ama öksürdüğünüzde kan gelebilir. Ama bunlar da iyi bir tablo. Asıl korktuğumuz öksürük sonucu büyük damar yırtılmaları. Ne yırtılması? Yırtılma sonucu iç kanamanız olabilir Devin Hanım. Kalbiniz durabilir. Ve bunların hepsi ani bir ölüme sebep olabilir. Zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Güzel kızım. Buyurun teyzeciğim, bir şey mi istediniz? Adınız ne? Devin. Devin anlamı ne? Hareket, çaba, gayret. Yani kımıldanış teyze. Neden sordun?
Dökme yüzünü güzel kız. Kader gayrete aşıktır. Ne güzel söyledin be teyzem. Sağ olasın yeğenim. Sağ ol. Ne kadar benim borcum? Hiçbir şey istemiyorum oğlum. Canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Rahmetli babaanneme nasıl benziyordu değil mi? Ne güzel dedi. Kader gayrete aşıktır. Biz bir şey olmayacak. Sana da, çocuğumuza da hiçbir şey olmayacak. Birlikte başaracağız. Ben inanıyorum. İnanıyorsun sen de değil mi? Sevgili. Evet, işte karşınızda bir aile restoranı. Devin Hanım. Aslan, ne kadar güzel. Nasıl, ne ara buldun burayı? Benim karım bana böyle bir restoran bul der de ben bulmaz mıyım? İçeri girer girmez o kadar güzel bir enerjisi vardı ki buranın, sana anlatamam. Senin buraya o güzel elin değsin yavrum. Uçar diyorum ben sana, başka bir şey söylemiyorum yani. Çok güzel aslan. Burası bizim mi şimdi? İmzaya az kaldı. Eli kulağında. Bak burada da böyle tatlış bir yer var. Küçük bir bahçesi var buranın. Çok güzel aslan. Mandalina ağacı mı o? Evet. Mandalina ağacı. 5 yıl sonra bu ağaç büyüyecek. Tabii bizim oğlan da büyüyecek. Sonra oğlanı ben böyle sırtıma oturtacağım. Sonra güzel güzel mandalina toplayacağız oradan. Ellerimizi de çay demler gibi böyle yavaş yavaş demliyoruz. Farkında mısın? Böyle içerisi de cıvıl cıvıl. Çok güzel sevgilim. Hayal ettiğimden daha güzel. Birazdan kontratı da imzaladıktan sonra mutfağın falan bütün her şeyin detaylı fotoğraflarını çekip göndereceğim yavrum. Hiç merak etme. Selam gönderin bakayım yengenize. Yenge alıyoruz. Yenge selamlar. Alacağız bu dükkanı ya, konu kapandı. Tamam. Tamam. Hadi seni seviyorum yavrum. Tamam sevgilim, haberleşiriz. Öpüyorum seni. Hadi öpüyorum seni. Tamamlayacaktım, kalem bitti. Ne yazacaktın? Dünyanın en tehlikeli hayvanı mı? Hayır, asla. Dünyanın en güzel ailesi yazacaktım. En güzel. Urla'daki aile restoranımızda sen, ben, güzel oğlumuz her gün bu güzelliğe bakacağız biz. Tam da en güzellerinde yarım kalmış. Yarım diye bir şey yok. Devin, Devin. Böyle bir şey yok. Yarım diye bir şey yok. Bak zaten konuşmuyorsun, kurban olayım ben.
Lütfen senden rica ediyorum. Varsa bir sıkıntın, içindeki fırtına ne kopuyorsa bana anlat. Ben bileyim, seni rahatlatayım. Daha iyi gelecekse, ama konuşmuyorsun. Ha, biz buna inanarak girdik. Yolun başında buna hala da inanıyoruz. Sen bana ne dedin? Dedin ki ben hissediyorum, bak benim de başıma bir şey gelmeyecek. Oğlumuzun da başına bir şey gelmeyecek demedin mi sen? En önemlisi senin inancın. İnancın mı kırıldı yoksa? Bak açın konuş. Hiçbir şey değişmedi aslan. Ne değişmedi? Yorgunum sadece. Hı. Bir de yüzüstü uyumayı çok özledim artık. Şu bebeğimiz de olsun, yemin ediyorum ilk iş yüzü koyun, yatacağım. Tamam. Bir daha kalkmayacağım. Siz baba olun, ne yaparsanız yapın artık. Tamam, ömür boyu yüzüstü yat, tamam. Ben gidiyorum. Nereye? Şu modadaki eve uğrayacağım bir. Birkaç eşya var, onları hazırlayacağım. Hala? Evet. Ya yapma kurbanım ya, gerçekten aklım gidiyor ha. Bak sana bir şey olacak diye aklım gidiyor yani. Birisi halleder de. Aslan tamam. Zaten araba götürüyor, araba getiriyor. Bir şey yapmıyorum ki. Yağmur da gelecek benimle. Merak etme canım. Haydi. Dikkat et. Efendim enişte? Yağmur, ablan yanında mı? Yok, değil. Nasıl yok ya? Ben siz berabersiniz diye biliyorum. Yok, enişte değildik. Konuşmadık bile hiç. Tamam Yağmur, kapat telefonu. Tamam. Ne oldu ya? Bir durum mu? Yok bir durum. Bana modadaki eve geçeceğinden bahsetmişti. Ben de... Yani sen de yanındasındır diye düşündüm. O yüzden telefon açtım. Ne yapıyor ki orada tek başına? Bilmiyorum ya, bir eşya alması gerekiyor müsaade edersem. Zaten ben de şimdi oraya gidiyorum. Ben eve uğrayacağım. Şey yaparım. Bakacağım yani, merak etme. Hadi görüşürüz.
Canım oğlum, aşkım, bir tanem benim. Merhaba. Ben annen. Sen bu videoyu izlediğinde 5 yaşında olacaksın. Ama şu an karnımın içinde tam tamına 30 haftalıksın. Ve durmadan tekmeliyorsun, biliyor musun? Belki de kafa atıyorsun, bilmiyorum. Tam kestiremedim daha orayı. Ama şunu çok iyi biliyorum ki... çok ama çok güçlüsün oğlum. Ha bu arada... laf aramızda. Babana kalsaydın güçlü olacaktı, biliyor musun? Teşekkür ederim anne der dediğini duyar gibiyim. Hiç önemli değil oğlum. Rica ederim. Bu ilk kaydım. İlk kamera kaydım. Ama bundan daha bir sürü, bir sürü, bir sürü olacak. Sen ne zaman istersen beni duyabileceksin. Ve elini kalbini her götürdüğünde beni duyacaksın. Ben yanında değilim ama kim yanında biliyor musun oğlum? Benim hayatımın aşkı yanında. Benim kahramanım yanında. Baban yanında. Biz bir uçakta tanıştık. Başlarda pek iyi anlaştığımız söylenemezdi açıkçası. Ama sonra aşık olduk birbirimize. Sonra da pek iyi anlaşamadık aslında. İşin gerçeği. İkimiz de aynı yerden yaralıydık. Ya birbirimizi daha fazla yaralayacaktık. Ya da birbirimizi iyileştirecektik. Ya yanlış sevilen yalnız çocuklar olacaktık. Ya da sevgimiz bizi çoğaltacaktı. Başardık oğlum. Biz babanla başardık. Sevgimizle, aşkımızla başardık. O gün İzmir'e teyzenin yanına gidecektim. Son dakika bileti olduğu için en pahalı bileti almak zorunda kaldım. O kadar canım sıkılmıştı ki sana anlatamam. Nereden bilebilirdim ki? O zaman tüm servetimi de versem asla alamayacağım hayatımın biletini alacağımı. Oğlum, baban seni koruyacak. Çünkü beni korudu. Baban seni çok güldürecek. Çünkü o benim hayatımda tanıdığım en komik insan. Baban seni sevecek. Çünkü o çok güzel sever. Çünkü o ne olursa olsun beni bir an bile sevmekten vazgeçmedi. Sen de baban da birbirinize sahip olduğunuz için çok şanslısınız oğlum. Hayat ileriye bakarak yaşanır ama geriye bakarak anlaşılır. Siz benim bu hayattaki en anlamlı hediyeler misiniz? Aslan, sevgilim, oğlum, canım oğlum. Sizi canımdan bile çok seviyorum. Şimdi önünüzde beraber el ele yürüyeceğiniz kocaman bir hayat var. Sizi çok seviyorum. Sonunu montajda atacağım. Aslında ağlamak istemiyordum ama dayanamadım işte. Böyle şeyleri izlemeyeceğiz, tamam mı? Oturalım.
Biz böyle şeylere bakmayacağız, tamam mı? Böyle şeyleri izlemeyeceğiz. Aslan, birazca konuşalım mı? Sen hani inanıyordun? Bak bakayım bana. Ne oldu da inan? İnanıyorum. Hala inanıyorum tabii ki. Oğlumuzun sağlıkla doğup büyüyeceğini biliyorum. Tamam, ne güzel işte. Ben iyi değilim. Hissediyorum ya. Başaramayabilirim asla. Benim çok canım yanıyor böyle konuşmamda. Şey yapmayalım yani. Tamam mı? Benim çok canım yanıyor. Öyle konuşma. Biz yani el ile her şeyi başardık. Bütün kavgalarımızı kazandık. Ve ben seni herkese karşı her şeyden korudum. Ölüme karşı nasıl koruyabilirim bilmiyorum yani. Gizelim benim ya. Gizelim mi? Gizelim benim ya. Aslan. Baksana. Bak bak. Of. 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 Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Ne kadar kuvvetli vuruyor. Babasının kuzusuna bak sen ya. Vay vay vay. Bak kesin bak. Kesin boksör olacak bu. Neyse. Doktor bir hafta sonra dediydi. Hani herhangi bir risk misli bir şey olmasın. Ha? Yok ya. İlk günden beridir böyle. Kime çektiyse artık. Şimdi bu istemeyi istiyorsan boş ver. Kalk gidelim hastaneye, ne olur ne olmaz. Yok aslan ya. Heves ettim ben de. Giyindim, kuşandım. Asuman'ı isteyeceğiz Tuguli'ye. Ne güzel olacak. 10 dakika şurada oturacağız zaten. Hadi gel geçelim. Emin misin? Eminim sevgilim, hadi. Bana bir yardım et. Evet. Şunu da aldık. Oy Ceylan. Eksik o değil. Hallettiniz mi? Hallettik Hülya Hanım, hallettik. Hülya Hanım şey anamla konuşmuşsunuzdur siz ya. Onun cevabı bellidir. Acaba bana söyleseniz mi, vereceğiniz mi beni? Bakacağız Asuman'cığım. Ay anam, hoş geldiniz. Hoş. Nasıl güzel oldu maşallah ya. Oğlanın güzelliği vurdu sıfatınıza Dev Hanım valla. Canım Asuman'cığım, sen de çok güzel gözüküyorsun Asuman'cığım. Teşekkür ederim. İnsan hayatında bir kere sonuçta. İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim Hülya Hanım. Kızım acaba istirahat mi etseydin ha? Yok ya, sıkıldım odada oturmaktan. Bir değişiklik oldu bana da, iyi oldu. Tamam. Oradan bir yastık tamam. Versene, sırtına bir yastık verelim mi? Yok, istemem. Evet, şimdi. Yok yok, istemem, tamam. Ay. Ah, geldiler, geldiler, vallahi geldiler. Dur, dur, geldiler. Hadi bakalım. Bak annem haklı, istiyorsan odaya çıkalım. Ben senin yanında olurum, tamam mı? Yok hayatım, iyiyim ya. Hadi misafirlerimiz geldi, onları karşılasana. Devin bak, iyi değilsin, iyi görünmüyorsun. Nasıl? Hadi lütfen, i̇yiyim rica ederim. İstersen iptal edelim bak bunu, iptal edebiliriz. İyiyim sevgilim, haydi. Sen bizim çocukları karşıla. İyiyim ben, merak etme. Rahat bırak kendini. Fazla kusursun gibi. Ha? Çok mu kötü? Tamam, biraz derin derin nefes al bakayım. Evet, bir daha be. Ha? Tamam, belki çok kasıyorsun. Acaba çok ağrım var değil mi?
Açılma 7 santim, doğum başlamış. Sezaryen olacak değil mi? Biz hipertansiyon olan hastalarımızda sezaryen yapmak isteriz. Ama hastamız önceki ameliyatında anesteziden zor uyanmıştı. Bu riski göze almaktansa yakın olan normal doğum da yapabiliriz. Karar sizin. Normal doğum olsun. Tamam. Travayın sonuna gelmiş bulunuyoruz zaten. Birazdan sizi odaya alırız. Epidural yapıp ağrılarınızı dindiririz biraz. Sizden isteğim bu arada biraz yürümeniz. Sırtınızı ve karnınızı sıcak tutmanız. Aslan Bey, kısa bir görüşebilir miyiz? Canım, ne yapayım ben sana? Annem. Annem. Canım, söyle kuzum. Senin gibi fıstıklı teyzesi olacak. Ne kadar şanslı oğlum. Senin gibi böyle güzeller güzeli bir anneannesi olacak. Çok şanslı. Senin gibi güzeller güzeli de bir annesi olacağı için. Ben sizi çok seviyorum. Veda eder gibi şeyler söyleme. İyi ki benim ailemsiniz. Seni çok seviyoruz. Sakın. Canımsın sen, canım. Tüm risklere karşı yoğun bakımda hem anne hem de bebek için ekiplerimiz ve yerlerimiz hazır. Olası kalp sorunları için doktorlarımız akut durumu takip edecekler. Ha bir de Aslan Bey. Bu nedir hocam? Biliyorsunuz doğum çok riskli. Bebeğin oksijensiz kalma ihtimali yüksek. Anne içinde durdurulamayan kanama, bilinç kaybı ve hatta ölüme sebep verecek riskler var. Sizin onayınız ve imzanız olmadan bu doğuma başlayamayız. Nefes al yavrum, nefes al. Nefes al sen. Burnundan anneciğim. Az kaldı bebeğim benim. Verin, al üfle anneciğim, üfle. Üfle. Buradayız anne. Tamam mı? Kapının önündeyiz. Hadi gel. Thank you.
Su tutalım biraz ister misin? Hı? İyi gelir. Tamam. Tamam. Derinlerim. Derinlerim nefes al. Bana bırak kendini. Otur, otur. Otur. Tamam. Tamam. İyi misin? Tamam. Yastasın tamam. İyice. Çek popoyu biraz göreyim. İyi misin? Ha? Peki. İyi mi? Daha iyi lan. Hadi bana güzel bir şey söyle. Biz. Sen söyle. Hoş geldiniz. Doğumhane hazır. Devin Hanım, bilekliği çıkarabilir miyiz? Tabii. Aslan. Hı? Sen de kalsın. Canım, geldim ben yanındayım. Tamam, 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 tamam. Aa!
İyi misin? İyi misin? Biraz daha, biraz daha. Tamam. Elimi bırakma. Elimi bırakma. Bırakma. Yanındayım ben senin. Ben senin yanındayım. Sımsıkı tutuyorum elini. Bak. Devin Hanım'ı kınıyoruz şimdi. Devin Hanım'ı kınıyoruz. Hadi, hadi. Sık, 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 sık. Biraz daha dişini, sık. Elimi bırakmazsın. Tamam, elini hiç bırakmıyorum senin. Senin yanındayım ben, Devin. Evet, çok güzel. Tamam, hadi bakalım. İyi mi doktor? Bırakmayacağım yanında. Devin Hanım tutuyoruz şu an. Ben senin yanındayım. Devin Hanım tutuyoruz. Bak sımsıkı sıkıyorum elini, gördün mü? Bak yanındayım. Tamam canım. Tamam. Evet, bebeğin başı gözüktü. Devin, Devin. Devin geliyor. Kımayın lütfen. Yavrumuz geliyor. Sen çok iyi gidiyorsun. Hadi çoğu gitti, azı kaldı yavrum. Hadi. Hadi sık biraz daha dışarı. Düşüyorum. Tamam. Biraz böyle soğumaya başladı elleri Hemşire Hanım. Normal mi biraz? Hemşire Hanım normal mi? Üşüyorum. Tamam, yolunda mı? Üşüyorum dedi. Vitalleri hemen bakalım. Tansiyon 8'e 5. Daha da düşüyor. Ay. 7'ye 4. Bebeğin başı gözüktü. Sezaryen alamayız. Aslan Bey perdenin dışına alalım lütfen. Sen... Aslan Bey siz dışarı alın. Hemşire Hanım elleri soğumaya başladı. Devin. Lütfen, lütfen. Böyle bir şey. Babaanne, babaanne. Gel buraya, gel. Gel. Anneannesinin yakışıklısı. O ne onun için gelmiş. Oşkum, 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 oşkum. Oğlum, ruhum benim, ruhum. Tetem. Ay, tetem. Kim gelmiş tetem? Nasıl? Bak, hoş pateni kaymışlar bugün. Tete, anlat bakalım. Nabzı kaybediyoruz. Lokumu verin. Son bir hamle Devin Ömer. Doktor! İşte geliyor. Son bir hamle. Hadi Devin. Son bir hamle, dayanın. Evet, biraz da böyle. Çabuk olalım. Çabuk 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 çabuk
Demin Hanım, dayanın lütfen. Evet. Hadi Demin. Dayanın. Evet, karnına baskı uygulayın. Efüzyon makası. Evet. Demin Hanım, dayanın, son bir hamle. Hadi son bir kez. Geliyorlar mı? Tamam, tamam, sessiz. Sessiz. Gelmiyor. Dur abi, geliyor anlaştık. Tamam, dur. Tamam. Şşş. İşte geldi. İşte geldi. İşte başardık. Demin. Demin. Hastaneye alalım. Demin iyi mi? Demin. Demin iyi mi? Demin iyi mi hocam? Başardık. Devin. O da iyi, sen de iyisin. Bebeğim. Sen de iyisin, bitti. Sen de iyisin, bitti. Tamam bak. Bebeğimi kucağıma alabilir. Alabilir miyiz? Tabii ki. Aşkım.